Sevgili Çolak, yine bok atmışsın. Sen de yine içeri girmişsin. Gördükleri yerde vurmalarını emrettim. Unuttun galiba. Bu kaleyi sana ben verdim. Unuttun galiba. Benim olanı bana verdin diye minnet duymayacağımı söylemiştim. Otursana. Konuşalım biraz. Bıdır, bıdır, bıdır. Amma meraklısın konuşmaya. Konuş. Sinirlenme canım benim. Konuşmak iyidir. Konuşmak düşünmek demektir. Düşünmeden hareket edersen işte böyle batarsın. Ya bu kapattığıma değdiyse? Ki değdi. O sarı çiyan hayatının dersini aldı. Peki sen ne kazandın? Senin asla tatmadığın bir duygu. Bildin mi? O sarı komutanın yüzündeki çaresizliği görmenin hazzı. Milyonlara bedel. Çolak. Sevgili Çolak. Hiç değişmedin değil mi? Değişirsin diye çok umut ettim ama nafile. Kurşunu kafaya yiyince senin kayış iyice boşa dönmeye başladı. Söylesene profesör. Sen madem benim yöntemlerimden memnun değilsin, ne diye beni yaşatmaya uğraştın? Hı? Büyük bey öldü. İstediğini de aldın. Daha ne istiyorsun söylesene. Sadece büyük bey değil, Sancar da öldü maalesef. Şimdi oralarda istediğin gibi at koşturabilirdin. Seninle el ele verip bütün bu düzeni en baştan kurabilirdik. Sağ ol sevgilim. Ben onu kendi yöntemlerimle yaparım. Sen merak etme. Ayo, merak etmiyorum. Çünkü artık yapamayacağını biliyorum. Bu yüzden sana veda etmeye geldim. Neredesin? Eski bir dostu ziyaretteyim diyelim. Görüşmemiz lazım. O eski dost hakkında yeni planlarımız olacak. Emin misiniz? Planlar değişti Aga. Kartları yeniden dağıtıyoruz. Büyük Bey'in sandalyesini istiyorsan yapmak üzere olduğun şeyden vazgeç ve hemen buraya gel. Peki. Artık Çolak'ı ikna etmek de size düşüyor Sayın Büyükelçi. Hiç merak etmeyin. Ona olan teklifimizle yıllardır uğraştığı ama edinemediği güce kavuşacak. İstesen de, istemesem de
Bir süre daha görüşeceğiz. Neyse ne. Görüşürüz. Yoluma çıkma yeter. Keşke ama... onu istesem de yapamam. Çünkü aynı yolda, aynı yöne doğru bir süre daha birlikte yürüyeceğiz. Çok teşekkür ederim komiserim. Sağ olun. Terörle mücadeleyle konuştum. Eve yakın güvenlik kameraları MOBS'lileri inceliyorlar. Bir iz bulurlarsa bize dönecekler. Hafız'ın durumu nasıl? Nasıl olsun komutanım? Fatma da o da perişanlar. Komutanım. Hiç bıkmayacaklar değil mi? Tuzaklar, kancıklıklar. Karşımıza geçip adam gibi çarpışamayacaklar değil mi? Çarpışamazlar. Ne öyle bir cesaretleri var ne de öyle bir güçleri var Çaylak. Canımızı yakmak için her türlü oyun oynamaya devam edecekler yani. Keşke oyun oynayan onlar olsa. Bu oyunları bildiğimiz için biz buradayız. O yüzden bağlı bulunduğumuz komutanlığın adı Özel Kuvvetler. Nasıl bitecek peki komutan? Biz hepsinin mağaralarına girip köklerini kurutmadan bitmeyecek. Aynen öyle. En tepeden başladık. En dibe kadar ineceğiz. İnelim komutanım. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayalım. Ahmet Kartal'ımızı o itlerin elinden alalım. Burada böyle çaresiz bekledikçe çıldırıyorum, deliriyorum. Tamam hadi sen git bir hava al Keşan. Ben böyle yiyeyim komutanım. Hadi oğlum git bir çay iç. Boğazından iki lokma bir şey geçsin hadi. Ne yemesi komutanım? Sırası mı şimdi? Oğlum şimdi bir haber gelir. Bebeğin izini bulurlar. Yola çıkarız. Şu halinize bak. Vakit varken git işte bir hava. Kendine gel. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Hadi. Komutanım, ameliyat bitince bize haber verin. Tamam, tamam. Merak etme. Hadi. Fethi. Geçmiş olsun. Sağ ol Bahar. Ben bir içeriye bakıp geleyim. Tamam, görüşürüz. İyi misin? Yani. Ben iyiyim de. Karabatak. Durum nasıl? Ameliyatta hala. Yolda kalbi falan durmuş. İnanamıyorum ya. Bir gecede bu kadar felaket. Hadi bizi anlarım. Sürekli inlerine çomak soktuğumuz için bize saldırmalarını anlarım da. Küçücük çocuktan ne istiyorlar ya? Küçücük bebek. Sorma. Peki neymiş, kimmiş belli oldu mu? Yavuz komutanım en son terörle mücadeleyle görüşüyordu. Hala haber yok. O kadının derdi çocuk falan değil. İntikam peşinde o. Bir yakalayalım. Görecek o intikamı. İyi ki sen oradaydın. İyi ki yetişmişsin. Yoksa o psikopat hepsini öldürecekti belki de. Ya yetiştim de ne oldu? Çocuğu kaçırmasına engel olamadım ki. Bir anda Karabatak. Bir anda Ahmet Kartal.
yüzden delireceğim. Tamam, sakin ol. İyi olacak ikisi de. İyi ki buradasın. Sende var mı bir haber? Yeni bir görev verdiler. Haber bekliyorum. Bu sefer nereye? Söyleyemem tabii ki. Yavuz. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Erdem abi. Hepimize, hepimize var. Sen nasılsın? İşte. Hala olanların şokunu yaşıyoruz. Herkes perişan. E iyisiniz değil mi? O manyak size bir şey yapmadı. Yok. Eylem sağ olsun. Ama yeğenimizi alıp gitti. Bulacağız. Sen nasılsın? İşte nasıl olayım? Hangi birine üzüleceğimizi şaşırdık. Karabatağ mı üzülelim, hafızın bebeğine mi? Ateş Acar'ın yakınları siz misiniz? Biziz. Ameliyat iyi geçti ama kalbe yakın bölgede ciddi hasar var. İlk 24 saat önemli. Yani hayati tehlikeye atlattı mı? Dirençli bir hasta. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdilik uyutuyoruz. Uyandırdıktan sonra tetkikleri yapacağız. Tamam. Geçmiş olsun. Günaydın. Uyumadın mı sen? Aklım hala annemlerde. Aramadın değil mi hiç? Aramadım. Zaten arasam da bir şey söylemeyecek biliyorum. Oh. Ben dayanamıyorum. Çaylak mı? Yabancı bir numara mı? Efendim? Buncuk. Feyzullah. Allah'ım neredesin? İyi misin? Öldüm meraktan. İyiyim Buncuk, merak etme. Hafız abinin çocuğu kaçırıldı. Hastaneyi bastılar. Vallahi öldük burada meraktan. Dur dur, sakin ol. Her şey üste geldi zaten. Biz de bilmiyoruz daha bir şey. Neredesin peki şimdi? İyi misin? Hastanedeyiz. Hastanede mi? E ne işiniz var orada? Haberlerde bitti de her şey. Ne haberleri Boncuğum? Biz daha yeni geldik hastaneye. Ateş abi vuruldu. Ne? Ne olmuş? Neden hastanedeler? Ateş abi. Ateş abi vurulmuş. Ateş mi? Ne diyorsun, saçmalama. Alo Feyzullah, ben Nazlı. Ateş mi vuruldu dedin? Evet. Ama iyi yani, ameliyatta. Ben de öyle küt diye söylemiş oldum. Tamam. Tamam, siz şimdi neredesiniz? Devlet Hastanesi'ndeyiz. Tamam, ben hemen geliyorum. Ben de geliyorum Nazlı'yla, tamam mı? Hiç iyi olmaz. Nazlı da gelmesin bence. Erdem komutanım daha burada. Feyzullah, artık çok geç, geliyorum. Kendiniz bilirsiniz. Perişan oldu. Olmaz mı? Bir kuzuyu anasından ayırsan anası perişan olmaz mı?
Yok bir haber değil mi? Yok Allah'ım, yok. Yok. Ben çıkacağım. Burada böyle bekledikçe daha çok daralıyorum. Karargaha gideyim de belki terörle mücadele eden bir haber gelir. Tamam. Sen Fatma'yı merak etme. Ben onun yanındayım. Sağ ol ablam. Sağ ol. Lafı mı olur? Fatma artık benim kardeşim gibi. Allah senden razı olsun ablam. Ali Aydar, duymuyor musun? Çocuk ağlıyor. Fatma'm. Geldim kuzum, geldim. Rıza, sütü sen mi çıkardın dışarı? Yo, ben niye çıkarayım sütü dışarı? Ya pencere de açıktı, içeri biri girmiş olmasın. Yahu hanım, biri girdi de tencereyi dışarıdan bırakıp gitti. Sen koymayı unutmuşsundur. Yo, akşam kaynattım, koydum dolaba. Ya bulamadım ya. O ne? Hayırdır inşallah. Vallahi ahırda biri var. Sen dur hele, sen dur. Ben bir bakayım hemen.
Çıktı mı ameliyattan? Çıktı çıktı. Durumu nasıl? Ameliyat iyi geçmiş. Çok şükür. Görebiliyor muyuz? Dur oğlum, daha yeni çıktı ameliyattan. Yoğun bakımda, 24 saat uyuyacaklar. Uyusun uyusun. Hasta dediğine uyu uyu iyileşir zaten. Oh be. Bir daha Haydar abinin bebeğini kurtarırsak tam olacak. Sana da teşekkür edemedik Eylem. Yaptıkların için çok sağ ol. Ne demek? Bir de çocuğu kurtarabilseydim. O da olacak. Terörle mücadeleden aradılar. Kameralardan bir şeyler çıkmış, gönderiyorlar. İşte bu be. Komutanım, hemen gidip o kadının elinden alalım yeğenimizi. Karargaha geçelim o zaman. Burada yapacak bir şey kalmadı. Emredersiniz. Hafız'ı da bilgilendirin. Emredersiniz. Arama yapmayacak mısın canım benim? Aramaya gerek olmadı, emredildi. Desene sınavı geçtik. Aman, bir şey olursa ne yaparım ben? Nazlı sakin ol, iyi olacak. Nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl olur böyle bir şey? Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görüntüleri seyrettik. Eline sağlık. Siz istediniz, ben yaptım. Gerçi tam olarak bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Sancar'ı kaybettik. En iyi adamlarımızdan birisiydi. Hı hı. Tahsili iyiydi. Peki şimdi ne olacak? Hakim olduğu bölge parçalanmaya başladı. Biz de seni bunun için çağırdık zaten. Artık farklılıklar ve düşmanlıklar üzerinden alanlar oluşturmanın sonlarına yaklaşmaktayız. Bundan sonra vekalet verdiğimiz savaşçılarımızı meşrulaştıracağız. Bu kadar kan döktükten sonra nasıl meşrulaştırmayı düşünüyorsunuz? Düşmanlar değil, kahramanlar yaratarak. Anladım. Bölge halkının desteğini arkamıza alarak maliyeti düşük bir ordu yaratacağız. Aynen öyle. Bölgedeki parçalanma işimize gelmiyor. Parçalanma büyüdükçe bölgede hakimiyet kurabilmemiz için maliyet de büyüyor. Anladım. Peki esas meseleye gelelim. Çolak bu yapılanmanın tam olarak neresinde yer alacak? Tam merkezinde. O kıt aklıyla bütün organizasyonu çolağın üzerine mi inşa edeceğiz? Zekası değil, ne için savaştığı önemli. O kendisi için savaştığını zannederken bizim için savaşacak. Desenize çolak yine yırttı. Çolağın geçmişi tam da bizim istediğimiz gibi efsane yaratmamız için gerekli olan hikaye. Toprak istiyor, hakimiyet istiyor, güç ve intikam istiyor. Biz de ona bunu vereceğiz. Ama ipleri hep bizim elimizde olacak. Bunu yapmamız için bize Büyük Bey'in makamının gücü gerekli. Makam tamam. Ama Büyük Bey ismi yerine AG olarak anılmaya devam etmeyi tercih ederim. Nasıl istersen. Bir de sürekli çolağın peşinde olan asker Yavuz Karasu Büyük Bey'i de o vurmuş. Evet. Artık iplerini çekmenin vakti geldi. Çolağın önünü de açmış oluruz hem. Birisini görevlendirdik işini bitirmesi için. Olcay mı? En iyisi o. Ben de öyle tahmin ettim. Bu yüzden Olcay'ın işini kolaylaştırmak için yemeğini biraz önüne doğru kaydırdım. Bahar Hanım, merhabalar. Ben babanızın avukatı Rıza Demirci. Merhaba Rıza Bey. Öncelikle tekrardan başınız sağ olsun.
Sizinle tanıştırılmadık ama babanız Yıldırım Bey sizden hep bahsederdi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Babanızın ölümünden sonra mirasının devir işlemleriyle ilgili sizinle bir görüşmemiz gerekecek. Tamam, görüşelim. Ama ben Karabayır'dayım. Savcılık soruşturmasıyla ilgili bir ifade vermek için ben de Karabayır'da olacağım. Müsait olursanız yanınıza uğrarım. Tamam, bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İstediğini aldın. İnan da senin. Avukat oldun işte. Öldürmeyeceksin beni değil mi? Meşhur agah bu muymuş? Evet. Dün hastaneyi bu resim için mi basmışlar? Sanmam. Dertleri resim olsa Sancar'ı öldürmek için daha önceden planları olurdu. Sancar'ı sağ istediler komutanım. Sancar dediğin paralı asker. Özel yetiştirme. Tabii. Kolay vazgeçmeyecekler. Agah gibi yetkin birine göre çok genç. Bence de. Doğru kişi mi sence? Yani... Sancar pek yalan söyleyecek durumda değildi komutanım. Neyse, anlarız. Dosyayı istihbarata gönderelim. Bir incelesinler, belki tanıdık biridir. Emredersiniz. Yavuz, bir otursana. Benim için kendini kurşunun önüne attı. Beni yaşatmak için kendi hayatını tehlikeye attı. Ben buna engel olamadım. Ya ateşe bir şey olursa? Hangimiz olsa hangisini yapardık abi? Sen yapmaz mıydın? Yapardım tabii. Gözüm bile kırpmadım. Müsaadenizle. Hafız. Komutanım. Fatma nasıl? Nasıl olsun? Perişan kız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke hiç getirmeseydim Karabayır'a. Saçmalama oğlum. O ne demek? Sen keyfinden mi getirdin onları? Gözünün önünde olsunlar diye getirdin. Koruyup kollamak için getirdin. Kendini suçlama. Ama koruyamadım. Koruyamadım. Şşş. Hafız. Sen iyi bir eş, iyi de bir babasın. Kendini suçlamanın zamanı değil, dik dur. Bulacağız. Sağ ol kardeşim, sağ ol.
abi. Merak etmeyin, bulacağız yerimizi. İnşallah. Karabatak ameliyattan çıkmış öyle mi? Çıktı. Nasıl durumu? Ameliyat iyi geçmiş ama uyutuyorlar. Güçlüdür Karabatak. Allah'ın izniyle iyileşir. Hiçbir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Buyurun. Komutanım, sınır geçecek diye korkuyorum. Eğer sınır geçerse nasıl bulacağız? Onun derdi bizimle anlaşılan. Sınır geçmez. Şu an bir ine girmiş plan yapıyordur. Terörle mücadeleden bilgiler geldi. İzleyip hemen düşelim peşlerine. Görüntüleri ekrana verin. Emredersiniz. Küçük çocuktan ne istiyorsunuz ya? Resmen cani bunlar ya. Görüntüler bizim evin yakınında. Muhtemelen eylemin izini kaybettiği yer. Taksinin plakasını almışlar. İfade için gidecekler. Nerede indirdiğini öğrenebilirsek izini sürebiliriz. Komutanım, şu taksiciyle ben konuşsam olur mu? Evet komutanım. Biz gidip bir araştıralım. Sonuçta bölgeyi bizden iyi bilen yok. Olur. Ama terörle mücadelenin işine karışmış olmayalım. Sürekli bilgilendirme yapalım. Onu ben hallederim komutanım. Tamam. O zaman siz ikiniz hemen çıkın. Bir ipucu bulursanız derhal buraya gelin. Operasyon için hazırlık yapıp öyle çıkacağız. Tek başınıza hareket etmek yok. Emredersiniz komutanım. Babam evde mi? Yok, camide. Gelir birazdan. Tamam, almayacağım içeri. Gel, gel, gel. Merak etme, benim çocuğum değil. Öyle çocuğuma bakın diye kapınıza dayanmadım. O nasıl söz kızım? Sen benim yavrumsun. Ama babanı biliyorsun işte. Seni karşısında görünce kıyameti koparacak. Niye? Kendi cesaret edip örgüte katılamadı diye mi? Babanın örgütle ne işi olur? Oğlunu öldürdüler ya. Cesedini gözünün önüne koydular. O ne yaptı? Cenazesine bile gitmedi. Babanın da içi yandı, ben biliyorum. Ama vatan toprağına düşman olandan evlat mı olur dedi. Burası bizim vatanımız değil. Ne çabuk unuttunuz ya nereden geldiğinizi. Hadi tamam çok konuşma. Git süt falan bir şey getir şunun karnını doyuralım. Mızıldanıp durdu. Koluna ne oldu? Ne? Ha, önemli değil. Ufak bir kesik. Hadi durma ya. Tamam korkma, konuşurum ben babamla. Kıyameti koparacak.
Ateş. Ateş, nasıl kıydılar sana? Ateş, şerefsizler. Acaba onu görebilir miyim? Maalesef. Bakın, benim onu görmem lazım. O benim sevgilim. Anlıyorum hanımefendi. Şu anda göremezsiniz. İsterseniz doktoruyla bir konuşun. Nazlı. Ya bak, Bahar'ı arayalım. Bahar doktor değil mi? Bize yardımcı olur. Sen böyle zırt pırt gelecek misin sevgilim? Hediye getirdim sana. Ne hediyesi be? Üniforma. Hadi çıkar şu paçavraları üzerinden de giyin. Büyükelçi bizi bekliyor. Büyükelçi mi? Aynen. Yeniden doğuyorsun sevgili çolak. Hadi oradan be. Senin ipinle kuyuyayım ben. Benim ipimle değil. Büyük beyin ipiyle iniyorsun. Ama ben agah denmesini tercih ediyorum. Oh. Agah. Sana hiç güvenmiyorum. Sevgili çolak. Ömür törpüsüsün. Alo. Sayın Büyükelçim. Müsaitseniz Çolak Bey'le yanınıza geliyorum. Tabii ki. Bekliyorum Aga. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Hadi giyin. Şu saçını başını da düzeltmemiz gerekiyor ama şu an vakit yok. Ona sonra bakarız. Hadi. Nazlı. Bahar. Tamam. Tamam, sakin ol. Ateşim mi? Yaşayacak değil mi? İyi. İyileşecek. Ameliyattan şimdi çıktı. Yoğun bakımda kalması lazım. Kim yapmış peki? Neden yapmış? Bilmiyorum. Çolak galiba. Neden bana hemen haber vermedin? Erdem abi yanındaydı. Sana haber verseydim her şey Arap saç olacaktı. Umurumda bile değil Bahar. Babam beni dünyanın öbür ucuna gönderse de umurumda bile değil, anladın mı? Ben sadece Ateş'i görmek istiyorum. İmkansız. Yoğun bakımda. Bak Bahar, sen doktorsun.
bir şeyler ayarlarsın. Ne olur bir dakikacık yanına gireyim. Lütfen sadece bir dakika. Tamam. Tamam, bir doktoruyla konuşacağım. Siz burada bekleyin.